Labs Mimarlık Tasarım kurucusu Feza Koca ile birlikteyiz. Feza merhaba. Burada böyle bir hem tasarım, mimari, moda her şeyi konuştuğumuz bir yerdeyiz. Seninle bir araya gelmek çok benim için de çok keyif. Çok büyük keyif oldu. Senin hem mekan tasarımların var, konut projelerin var, hem de mobilya mağazaların var. Evet. Şu anda hangisi ağırlıklı, ikisi de çok yoğun ilerliyor biliyorum ama nasıl projelerinde nasıl şu dönemde nasıl ilerliyor projeler daha doğrusu? Şimdi ofis kısmımızda proje ve uygulama işleri yapıyoruz. Evet. Tabii bu yaşadığımız çok kötü bir dönem, yani bu depremden sonra daha kendimize gelmiş değiliz. Evet. Aslında burada da amaç biraz birlikte olmaktı. Evet. Bu kötü günleri de birazcık yani olumlu taraflarını da görmeye çalışıyoruz. Artık bunu da çözeceğiz bir şekilde. Tesadüfen de konut projeleri yapıyorduk biz bu dönemde ve farklı ölçekte. Mesela bir tanesi bireysel İstanbul bir mu? Konut. Evet, İstanbul'da. Bir tane bireysel bir konut projesi yapıyoruz. Bir tanesi bireysel mimari proje yapıyorduk Zekeriya Köy'de. Bir tane de daha toplu 180 dairelik bir projenin Bursa'da, onun da mekan tasarımlarını yapıyorduk. Üçü de çok farklı ölçeklerdi ama tam da deprem projelerin ortasına denk geldi. Dolayısıyla böyle birdenbire durduk. Zaten normalde hayat da durdu, yani zaten proje falan düşünecek bir durum değildi. Daha sonrasında bu mesela bireysel konutta birazcık hemen binaların işte durumlarını araştırdık. Mevcut binaları. Tabii. İşte mühendislerden destekler aldık. Sonra baktık durumlar iyi. Ondan sonra bir ay falan ara verip devam etmeye başladık. Ama bu üç projede çok farklı ölçekler olduğu için ama deprem gerçekten bizi hem etkiledi hem de farklı yönlendirdi. Biraz daha mevcut binaya fazla dokunmadan, biz her zaman taşıyıcıya çok dikkat ediyoruz ama şimdi biraz daha tedbirli davranıyoruz. En azından ön kontrol çok tedbirli davranıyoruz. Müşterilerimiz de biraz rahatladı. Çok stres oldular. Tabii. Ama bir ay falan ara verdik açıkçası. Muhakkak. Evet, tasarımlarınızda kullandığınız malzemeler nasıl? Yani şimdi işte yeni teknolojiler diyoruz. Artificial intelligence, teknolojiler. Evet, her şey değişiyor. Nasıl her şey değişiyor? Yani özellikle bizim farklı malzeme kullandığını çok biliyorum. Çok kullanıyoruz. Yani bireysel projelerde de kullanmaya çalışıyoruz. Ama tabii orada bir müşteri var. Müşterinin mekanı var. Biraz onu ikna ile devam ediyor. Tabii. Ama bireysel daha çok mobilya tasarımlarımızda biraz daha özgürüz aslında. Orada bir müşteri yok. Orada istediğimiz gibi özellikle mimari dokunuşla, farklı geometri, farklı malzemelerle işte oturma elemanları, işte masalar, dolaplar vesaire farklı şeyler tasarlıyoruz. Mobilya elemanları aslında. Yani hiçbiri takım değil, hepsi bağımsız. Hiçbiri mekanla da bağımlı değil. İsterseniz konutta, isterseniz ofiste kullanıyorsunuz. Ama genel geçer şeyler yapmamaya çalışıyoruz. Mesela işte ne bileyim ben bazı taşıyıcıları akrilikten yapıyoruz. Yani mümkün olunca çok daha yalın, minimal ve sadece istediğimiz formu öne çıkaracak malzemeler kullanıyoruz. O da şeffaflıktan çok destek alıyoruz yani biz orada. Biraz sürprizli aslında. Gelen müşteriler de şaşırıyor. Hatta bazen diyor ki bunun tasarımcısı mimar mı diyor. O geometriden de etkileniyor. O benim hoşuma gidiyor. Bu yeni bir marka aslında. Daha 2 sene oldu. Keyifli. O biraz daha bağımsız ve daha özgür. Seviyoruz yani onu. Harika. Bakalım harika. Daha devam edecek. Farklı malzemeler de kullanacağız. Daha geri dönüşüm malzemelerle çalışmalar var. Malzeme firmalarıyla çalışıyoruz. Ben onlara tasarım veriyorum. Onlar bana farklı malzeme ne kullanabiliriz? Hani klasik zeminde kullandığımız malzemeyi biz mesela kapakta kullanıyoruz gibi. Anladım. Farklı farklı yerler var. O keyifli oluyor. Harika. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu burada beraber olmak. Aynı şekilde. Hoşçakalın.